İki balıkla dönüyorum be. Jig'le baraküle bindirdik. Olayı görüyor musunuz? Herkese selamlar. Tekrardan Bomba ile Menal'ın avına geldim. Gördüğünüz gibi. Evet. Paletleri gönderdim aşağı. Çünkü iniş sıkıntılı. Poşeti de şuraya koyalım. Kaymayalım. Buradan kaydık mı? Yuvarlana yuvarlana düşelim şimdi. Bakalım bugün sarmayla kaç tane melanı tutacağız. Videoyu izlemeden önce yorumlarda tahmin edebilirsiniz. Yani ben de bilmiyorum daha. Sarmaları, ekmekleri sarıp atacağım. Şimdiden rast gelsin. Eşyalarımı gölgeye getirdim. Çünkü güneşte hem soğuk içeceklerim bozulur. Hem de balıklar yakaladığımızda taze taze. Taze taze soğuk tutan bez çantamı koyacağım. Ulan 45'ler saldırıyor ya. Bozdular yemeği mi? 45'ler saldırması kötü oldu işte. Taze ekmeğim yok. Bayat ekmekle idare edeceğim artık. Yapacak bir şey yok. Melanur geldi ona. Bu iyi işaret. Umarım patlatır. Aa, diğerini aldı ama kubbe saldı. Batıp batıp çıkıyor. Kubbe saldı anasını satlama. Ondaki ne ki? Evet, biliyordum kubbesini aldığını. Tekine girmiş, sıkıntı.
Evet arkadaşlar, ilk melanomu aldım. Fena saldırı var, yakalandı. Çok büyük değil aslında ama bakalım bir. Paket olmuş. Evet. Bugünün ikinci melanomu aldım. Bu da tekineden girmiş. Evet, oraya da saldırıyorlar. Oraya da saldırıyorlar. Yakalandı. O da yakalandı. Kaçmış olabilir. Çünkü yo, bakayım. O kaçtı. Maalesef kaçtı. Evet, bugünün üçüncü melanomunu aldık. Darısı dördü artık. Boyu çekti. Evet, uzaklaşalım. Balıklar gelsin. Orada yapışırsa iki balıkla birden dönmek istiyorum. İki balıkla dönüyorum be. Yaşasın. Çok güzel boylar. Harika boylar arkadaşlar. Gözlükten konuşamıyorum. Dünden kalan bayat ekmeklerle. Böyle balıklar yakalıyoruz işte. Oğlum ne yapıyorsun sen? Sen bir melanur olmuşsun ya. Aha, patlattı. Tek hamlede. Çok agresif. Çok agresif. Aşırı agresif bir boy. Arkadakini de buraya getireceğim. Şundan az bir şey üstünden alıyorum. Şöyle atıyorum ki iyice gelsinler. Yemeğe gelsinler. Yemeğe gelsinler diye attım. Şimdi geriye doğru uzaklaşıyorum. Bu ne lan? Sopa ne geziyor burada? Sopaya bak ya. Üstünde deniz sülükleri. Birazcık uzağa götürün de benim yemi bozmasın.
son balığı da yakaladım. Avı istemsizce, yani istem dışı sonlandırdım. Yani yaklaşık bir 20-25 dakika daha girebilirdim. Lakin elimde olmadan sinirlendim. Neden diyeceksiniz? Sinirlenme sebebim bir anda suyun içi çer çöp oldu. Siyah poşet, çuval vesaire, ne kadar pislik varsa bir anda deniz sanki hepsini koya getirdi. Ben de anlamadım niye öyle olduğunu. Akıntıdan mı, tekneler mi bıraktı, ne oldu bilmiyorum ama tertemiz su bir anda kirlendi. Nasıl oldu ben de anlamadım. Abuk subuk şeyin, çöpün içinde kaldım. Ben de dedim böyle olmaz. Yavaştan çık Tolga, hiç gerek yok. Zaten son olarak 6. balığımı aldım ve avı bitirdim. Şimdi birazdan Barakuda'ya bir spin yapacağım. Başka bir yere gideceğim, başka bir yeri deneyeceğim. Üstüne sarılı olan iğnelerimi temizleyeceğim. Ekmekleri suya atacağım. Evet. Bugünkü yüzme macerasının cengaverleri gerçekten çok iyi balıklar. Hele şu iki tanesi Godzilla boylardan. Şunlar da yani küçük sayılmaz. Bilginiz olsun. Gayet güzel balıklar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel balıklar. Evet, bugün biraz efor sarf ettim. Gerçi yine geç geldim Mera'ya ama. Evet, birazdan Barakuda'ya geçeceğim. Daha güzelleri sizlere rast gelsin arkadaşlar. Evet, bugünkü yüzerek yakaladığım balıklar. Şimdiden keyifli seyirler dilerim. Haydi bakalım. Herkese rastgele diyorum. Lan oğlum bu nedir ya? Evet, gördüğünüz gibi Mera'nın ağzına etmişler. Vay ya. Sinir olmuş heriflere ya. Evet, jikle bir balık bindirdim. Umarım balon değildir. Umarım balon değildir. Yo. Barakuda mı lan? Vallahi barakuda. Aha. Jikle barakuda bindirdim arkadaşlar. Vay be. Evet. Jikle barakuda bindirdik. Olayı görüyor musunuz? Vay 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 vay. Evet, akşam spin avına geldim. Jig'le yaklaşık 50-55 santim güzel bir baraküda. Ava devam. Evet, buraya şu oyağı koyacağım. Evet. Melanurlardan sonra barakuda gerçekten sürpriz oldu. Çıllıtor reis acıktım dedi. Bu duru olsun. Karnı yarmaya. Acıktım, balık yiyelim dedi. Kıramadım onu. Çocuktum, ufacıktım. Top oynadım, acıktım. Reisim sen melanuru çok sevdin ha, bakıyorum da. Bakalım, tadı güzel ya. Süpermen tadı ya. Süper değil mi? Meyve bıçağıyla balığın karnı mı yarılır ya Allah'ını seversen? Aa, iyi kesiyor, ince olduğundan. He? İnce oldu mu iyi giriyor ete. İyi mi giriyor? Hı-hı. Nasıl iyi giriyor ya? Anlamam. Bu balığı ben temizleyeyim. Temizleyen bilir onu.
Şu Lutar Ağa melanlar da maşallah var ha. Güzel gibi sanki boylar ha. Bundan büyük melanlar mı oluyor? En büyük bu işte. Yılların melanlar bu. Yıllarmış değil mi bu? Hmm. Şeye nasıl geçiyor ya bombaya? Oltayla yakalayamaz değil mi bunu? 10 yaşında vardır bu. Kaç? 10. Oltayla zor değil mi bu? Oltayla geçer mi ya? Havası olması lazım balıkta ya. Balıkta gözü var, görmeyeyim gözünü. Havasını yakaladık mı? Havası belli bunun. Bomba mı? Sarma yaptıktan sonra havası dalgaya gerek yok ki denizde. Fark etmez. Fark etmez mi? Yeter ki sarma bomba yok. Bombaya düzde iyi havada gene geçeyim. Adam balık. Mehmet abi kaç tane tuttun? Mehmet abi. Macerayı lazım millete. Abi menalınlar. İki tane kubbes benim. Iskaroz. Şu barbun. İki ıskaroz bir barbunu çulutoraya tutmuş. İkisi yukarı bir kubbeste Mehmet amcaya. Bugün onlar zayıf. Benim melanlar günü kurtardı valla. Tuzlandı değil mi bunlar reis? Ooo. Her yerden ses geliyordu. Aslında şunun üstüne böyle bir ızgara koyacaksın. Izgara da pişireceksin de. Çok efsane olur da. Ama yağda pişireceğiz arkadaşlar. Tamam. Aynen. Yanlara da ufak koylardan koyuyordu Michael abi. Tabii, boş kalmasın. Aynen öyle. Otelden çarptan keyifle Michael'a da. Otelden çarptan. Aaa, domatesini de atıyorsun Mehmet amca. Bu şimdi ne oluyor? Çoban salata mı oluyor? Yok, çoban değil. Çoban salata. Bu benim salata. Bu salata hiçbir yerde bulamazsınız daha doğrusu. Cins değil mi? Mehmet Erdaş salatası bu. Yedin geçen gün nasıl? Oo, ben çok beğendim ya. İçine limonu, tuzu da oluyor değil mi? Tabii canım. Biberlerimiz de yine kesiyor ha Mehmet amca. Biberler senin olmazsa doping. Olmaz tarifin ya. Aynen. Dopingli biber. Dopingli biber. Bir de ne diyordun Mehmet amca sen? Türkü söylemesini bilmiyor. Türkü. Bu biberi yemeyecek diyordun değil mi? Kuş olamasını bilmiyor. Acı tam koktu vallahi koktu evet. Geldi acının mı? Yakacak indi beni. Sen türkü söylemesini biliyorsun. Aslanı göbek dansı yaptı. Bu biberleri beğenmedik. Kölgede böyle beyaz beyaz oldu. Göbek dansı yapacaksın aslanı ya. Göbeğe burnuma kadar getireceğim. Bunlar senin halüs molis ekinlerin değil mi Mehmet amca? Aynen abi bu kahvaltılık tatlı biber. Oh. Yemeyeceksin yanında yatacaksın. Dişinde tutacaksın. Bir de tatlı değil mi? Tatlı biberdir bu. Acı olacak hem de zehir gibi olsa ben bir yerim de. Acısı da var bunun da acı dikmedik tatlı diktik. Yeni sene acısını dikeriz. 4 gram yiyin acı biber ben ya. Arkadaşlar bu tatlı biber. Evet. Yiyet ulan. Salataya atıyorsun değil mi? Aynen. Şöyle incecik doğrarsın. Sen seviyor musun biber? Çatalla salatası gibi salata yapayım. Aygıtça çatalası. Biber seviyor musun hala? Biber yedim işte ya. Yeter mi bana ya? Bana ancak yeter bu. Sen tek başına yerim bitirirsin değil mi onu? Affetmem hiç. Biber canavarsın. Acı olacak bana. Aşkıyı tat. Aa, kuyruk dışarıda kaldı ya Ertuğ abi. Çok büyük istiyor. Fıstıkça bak ya böyle fıstık mı oluyor ya? Evet arkadaşlar salatalarımız, balıklarımız pişti. Gayet. 4 kişiye yeter mi balıklar reis? Yeter yeter ya. O zaman bize afiyet olsun. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Nasıl? Bunu limonla alalım. Şimdi geliyor Mehmet amca şey yapar. Canı çeken varsa hakkını helal etsin. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Okula gidelim. 6 tane çeviz sattım. Babam. Babam yani. Babam deriz biz. Babam demem. Baba deriz. Babam der. Baba derler. Tam bir saat yapıyor 6 çeviz.
O zaman da saat para, çemiş para etme. Yalanlara bak. Sonra öğreniyorum mevzuları. Babam biraz daşlanma, ben de merak edeyim saatten. Ulan bir de ben de olurum bu diye. Al oğlum dakını diye bana şimdi babam. Şimdi dakını yiyin. Ya bana arada bir saat kaç oğlum diye bana. Ben de saat tamam bakayım söyleyin saati. 11'i benim aklım eriyor. Bir de şimdi saati bozdum ben. Bozuldu saat. Neden kapat. Saat bozuldu. Babama diye ben dayak yiyeceğim. Kesin dayak atıyor. Günde 2-3 posta atıyor zaten dayak. Canı sıkıldıkça mı? Ya alıştırdık da. Ulan saat bozuldu. Saatiyle güneşe bakayım. Tam ortaya gelmemiş. 11'dir diyeyim ben. 11'i ayarlayın. Bıralayın kenarını. Kenarını bıralayın. Ulan babam soruyor. Kaç oğlum saat? Namaz mı olacak? Ne yapacak bileyim ben adam. Saat bende ya gari. 11 diyeyim ben. Güneşe bakmayın. Tetmeli bulmuyor. En son saatin bozduğunu anladık. Saatin bir de dönen şeyi var. Burgusu o da düştü. Ulan ben daha düşüyor amana şey ya. Böyle düşer mi? Ulan adam babam çok överdi bizi. Durduk yerim. Niye bozdun saati? Burgu nerede? Kafası nerede? Bende de var yaramazlık. Bir de açardım bıçağı da içine bakardım öyle. Hepsi kıpray. Ya ne biçim bu şey, bu malzeme bu ya? Berak yani öyle edip durdu değil mi? Ulan onu baksan bir şey değil. Bir de bir şey bıçağın ucunla somunu buralar. Onu niye buralar? Bozulacağı belli mi? Sağ Narazi mı? Muhabbeti neyin Narazi? Narazi hocamızdan yedik ya. İlkokul. Çok mu hızlı da öyle? Geçte mi gideceğim? Ulan arkadaş okul açıldı. Okulda 60 şey var karayöz. Korsan koyun karayözüm abi. Korsan okul koyun, açıldı he. Kasım ayında pamuk toplanıyor. Şimdi okul açıldı. Ali Demir o zaman bizim hocamız. Sağ şimdi 85 yaşında. Maşallah. Dinç. Adam dinç daha ile. Dinç çalışıyor ya. Bahçe sulayı, bahçe çapayı. Bir buçuk ay geçmiş. 5 kişi geliyor okula. Sonu yok çocukların. Babası arayıp sormayı, anası arayıp sormayı. Nereye gidiyoruz biz? Pamuk toplamaya gidiyoruz. Orada kalıyoruz ağanın yanında. Mahallenin 20 çocuğu. Ağanın yanında kalıyoruz. Akşam bize bir yer pamukların üstünde yatın oğlum diye adam. Çocuklar diye. Pamukların üstünde zaten bizden razıyız. Yatağı yorganla uğraşmayız. Topladığımız pamuğu depoya döktüğümüz üstünde kalıyoruz hepimiz. Ulan bundan sonra bizim Ali Demir hocamız bu adamlar nerede bilip duru da pamuk topluyor. Ulan şimdi pamuk sezonu bitti hepimiz toparlandık okula gittik şimdi biz. Anam bana dedi hoca daha sopası kes kes. Anam agam bir yediğim ben tam gülelek dediğim. Sopayı kesen dayağı yemez diyeyim ben. Tam öyle iyisine kesiyor sopayı bir de. Az kalın. Kalın. Kırılmayacak şekilde. Vardım sopa dışında kabuğunu soydum biliyor musun? Zırlak olsun diye. İyi bunu diken miken olsun arkadaşlara diyemezsin dikeni. Kim getirdi bunu? Şimdi bilip duruyor hoca. Kim getirdi bu sopayı dedi. Ya sen sopayı bir saat 10 dakika böyle beni yolladın. Sopa getir diye. Bir de kim getirdi diye. Tanık Ersen. Dayağı aklıma geldi benim böyle. Önce bana diyordu bu. 3 mü 4 mü bir sallada kabar uzunu simsiye oldu. Öyle bir geçirdi sıraya. Böyle sıralandık. İçeride. Atalak yediği bir de tavana. O zaman ikinci kata. Durmuşsun ya koca durmuşsun. Bir de zopayı tavana tak tak yediği. Ucu değeyim mi değmeyeyim diye hızını alacak. Yani böyle... 2 metreden vurmayacak elin adam. Şöyle diye tak tak diye tam kulaçlar. Bir vuruyor anam diyor. Yemez. Anam babam desen de dayağı yiyeceğim. Dayağı yiye. Dolaştı. İkinci partiyi gene dayağı yedik. İkişer vurlak yediği. Üçüncü gelmeden Hasan Bencik sağ şimdi. Kapı bir depmem vurdu ne etti. Tangra'da açıldı. O da o biraderinin oluyor.
evinin altında. Okul oldu mu? Okulum var ya, bir evin altında. Evin altında, altında ya. En genişte o evin altında. Ne oldu burada dedi Hasan amca. Ses yok. Böyle Ali Hoca dedi. Kava salladı bir. Senin canına sıçarım. Kontrol geç şuradan. Müdür mü? Genel müdürü. Mahallenin adamı. Ondan sonra topa bizim tak diye yere atıldı. Saldı. O da gitti vardı Hasan amca. O dayak işi bitti. Orada. Ya böyle bir şey olmaz ya. O kadar dokunmak lazım ya arkadaş. Ayakkabı çıkarıyor. Topunu eksemize vuruyor ya. Böyle bir şey olur mu ya?